Bundan önceki videomuzda bebeğimizin kollarını, bacaklarını, gövdesini ve kafasını örmüştük. Gözlerini yerleştirmiştik. Ben şu şekilde yakından göstereyim. Gözlerin üzerine siyah ince iplikle kiprik, göz çevresine sürme, bir de kaş detaylarını yaptım. Kırmızı iple de dudak detayını yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen kısa ve pratik bir şekilde bebeğimizin burnun yapılışını göstermek istiyorum. Tam orta noktayı tespit ediyoruz arkadaşlar. Bir taraftan girip diğer taraftan çıkıyoruz aşağıdan. Çift kat yaptım ben ipimi. Daha dolgun dursun diye. Çünkü buraya bir yükseklik ve meyil vermemiz gerekiyor. Hep aynı noktadan girip diğer noktadan çıkıyoruz. Giriş ve çıkış yaptığımız noktalar sürekli aynı olacak arkadaşlar. Burun istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar bu şekilde. Bakın, hep aynı delikten giriyorum. Diğer tarafta da hep aynı delikten iğnemi çıkartıyorum. Burnumuz aşağı yukarı şeklini almaya başladı arkadaşlar. Evet, sanırım yeterli. Bebeğimizin burnu oluştu. Son bir defa daha girelim delikten. Ve şuradan tepeden bir yerden iğnemizi çıkartalım. Burada görünmüş olması hiç önemli değil. Çünkü oraya saç ve peruk ekimi yapılacağı için. Şöyle bir kez düğüm yapalım. Ve ipimizi keselim. Şimdi bebeğimizin peruğunu yapmaya geldi sıra arkadaşlar. Elza bebeğimiz sarı saçlı bir bebek olduğu için sarı renkle işlem yapacağız. Hemen öncelikle sihirli halkamızı atıyoruz arkadaşlar. Sabitledim. Ve sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı çekip kapatıyoruz. İp yürüterek ilk çektiğimiz sık iğnenin içerisinden ipimizi yürüttük. Hemen ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne. Sihirli halkamızın içerisine yaptığımız 6 sık iğnenin her birinin üzerine 2 tane denk gelecek şekilde çift sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane olan sık iğnemiz bu ikinci sırada 12'ye çıkacak.
Bir üst sırada bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Birinci tekimi yaptım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine bir çift. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine bir tek. Hemen yanındakine bir çift. Bu sıramızı tamamen bu şekilde tamamladıktan sonra bir üst sırada 2 tek bir çift. Sonraki sırada 3 tek bir çift. Sonraki sırada 4 tek bir çift. Ve bu işlemi 8 tek bir çift oluncaya kadar her sırada ayrı ayrı yapalım ve tekrar görüşelim. Periyomuzu başlarken sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yaptık. 6 tane sık iğnemizin üzerine çift sık iğne yaptık ikinci sıramızda. Bir üst sırada bir tek bir çift, sonraki sırada 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift, 7 tek bir çift ve en son sırayı da 8 tek bir çift yaparak tamamladım arkadaşlar. Bundan sonra arttırma ve eksiltme işlemi yok. Tam 10 sıra arkadaşlar, her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne denk gelecek şekilde hiç arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan her sık iğnenin üzerine sık iğne denk gelecek şekilde 10 sıra tamamlıyoruz. 10 sıra tamamladıktan sonra peruk kısmımız bitmiş oluyor arkadaşlar. Tamamlayalım peruğumuzu ve saç ekimimize geçelim. Bebeğimizin peruğu bittikten sonra kenarlardan aynı renk iple bebeğimizin kafasını diktim arkadaşlar, bir iğne iplik yardımıyla. Daha sonra saç ekimini sizlere göstermek amacıyla ben biraz yaptım. Şu kısmını göstermek için boş bıraktım nasıl yapıldığını. Bir kitap yardımıyla ipinizi sararak kesebilirsiniz veya istediğiniz uzunlukta örmek istediğiniz saçın uzunluğu ne kadar olmasını istiyorsanız eğer o uzunlukta kestikten sonra ipimizi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Tığ yardımıyla sık iğnenin en üstünde bulunan deliklerden tığımızı geçirip ipimizi arasından geçirip şu şekilde düğüm yapar gibi ipimizi sabitliyoruz. Sırayla her sık iğnenin tepesindeki delikten iplerimizi ikiye katlayıp bu işlemi bütün sık iğne tepelerine olacak şekilde boş bırakmadan devam ediyoruz. Evet, en son deliğimizin ipini takıyorum. Saç ekimini yapıyorum. Ve bitti. Düzeltiyoruz arkadaşlar. Elimizle şekil veriyoruz öncelikle. Şekilde kıvırarak şeklimizi verdik. Öne doğru alıyoruz. Çünkü Elza bebeğimizin saçları örgü olması gerekiyor. Bunu tarak yardımıyla düzeltebilirsiniz de arkadaşlar. Saçımızın bu bölümünü bildiğimiz saç örgüsüyle örüp bağlıyoruz arkadaşlar. Saçını örün, sonra elbisesinin nasıl örüldüğünü hep beraber görelim.
Bebeğimizin saçlarını ördük. Sıra elbisesini yapmaya geldi arkadaşlar. 44 tane zincir çekiyoruz. Baştaki ve sondaki zincirlere batmadan her zincirin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 42 tane sık iğnemiz olacak. 42 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Geriye dönüyoruz ve ilk baştakine batmıyoruz. Batarsak aşağı doğru artar. Çektiğimiz 2 zinciri bir sık iğne olarak sayıyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 tane baştaki zincirle beraber 8 tane tabii ki sık iğne yapıyoruz sık iğnelerin üzerine 6 tane zincir çekiyoruz 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne atlayıp 8. sık iğnenin üzerine batıyoruz arkadaşlar. Ve 12 tane sık iğne yapıyoruz burada sırayla 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 tane atlayıp 8'incinin tepesine batıyoruz. 2 sırayla 3 sık iğnelerin tepesine batarak sık iğne yaparak devam ediyoruz. 4 5 6 7 ve 8 2 zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. İlk sık iğnenin tepesine batmadan yanındakine batıyoruz. 2 zincirimizi bir sık iğne olarak kabul ediyoruz. Tekrar burada 8 tane sık iğnenin üzerine denk gelecek şekilde 3. sıramızda da sık iğne yapıyoruz buraya. 6 tane zincir çektiğimiz noktaya arkadaşlar 5 tane sık iğne batıyoruz. 1 2 3 4 5 Tekrar 12 tane sık iğnenin üzerine devam ediyoruz. Hiç zincir çekmeden sık iğne batarak devam ediyoruz. 6 tane zincir çektiğimiz zincirin içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 Hemen yine hiç zincir çekmeden 8 tane sık iğnenin üzerine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz.
Ne arttırma ne eksiltme yapmadan arkadaşlar gördüğümüz bütün sıkinelerin tepesine sıkine yapıp iki zincir çekip geriye dönüyoruz. Ve bu işlemi tam 10 sıra oluncaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. 10 sıra yapın, tekrar görüşelim. Sayılarımızı tamamladıktan sonra burayla burayı birleştirmeye geldi sıra. 2 tane zincir çekiyoruz. İlk sık iğnemizin tepesine şu şekilde yürütme işlemi yaparak birleştiriyoruz arkadaşlar. Artık buralarda zincir çekme olayımız bitti. Aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz birleştirme işleminden sonra. Sonra sırayla bütün sık iğnelerin tepesine sık iğne yapıyoruz. İki zincir çektiğimiz noktaya geldik. İki zincir çektiğimiz noktaya da iki tane sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar karşı taraftan sık iğne yaparak devam ediyoruz. Arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan arkadaşlar 18 sıra bu şekilde döne döne sık iğne yaparak devam ediyoruz. 18 sıra yapalım ve tekrar görüşelim. Ben Elsa bebeğimizin elbisesini bitirip giydirdim arkadaşlar. Size 18 sıra demiştim ama 23 sıra yaptım arkadaşlar. Normalde aslında Elsa bebeğimizin elbisesi uzun oluyor. Fakat bunu hediye yapacağım kişi kısa olmasını istedi çocuğumuz. O yüzden ben bunu kısa yaptım. Daha şık durdu. Çünkü pelerini yapacağız. Pelerini yerlere kadar sürüneceği için elbisesinin kısa olmasını daha mantıklı duyduk. Şuraya kadar da çizmeleri olacak arkadaşlar. Bir de Elsa bebeğimizin kafasında bir tane tacımız olacak. Fakat bana ayrılan süre burada sona erdi. Bir dahaki bölümde Elsa bebeğimizin tacını, çizmelerini ve pelerin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. İnanır mısınız? Sizlerden gelen yorumlar benim için o kadar değerli ki anlatamam. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.